İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Şiddetli yağışlar Batı Ermenistan'ın Şinak şehrinde yolu kapattı ve bahçeleri sular altında bıraktı. Batı Ermenistan'ın bilinmeyen dağlarını keşfetmek. 81 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası. Dorla'nın vaka sayısı 1677'ye ulaştı. Van kedileri koronavirüse karşı özenle korunuyor. İsrail'in Petah Tikva şehrinde Ermenilere uygulanan soykırım şehitleri anısına ilk anıt dikildi. Bundan böyle üç renkli Ermenistan Cumhuriyeti bayrağı 21 metre yükseklikten tarihi anının önünde yükselecek. 82 yaşındaki Artuş Mirzoyan sonunda soykırım anıtı Zernagaper tepesine çıkarak çiçekler bıraktı. Batı Ermenistan'ın Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış, il yolunu ulaşıma kapattı. Daha sonra kapanan yol suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle bahçe ve tarlalar sular altında kaldı. Dere kenarlarında bulunan bağ, bahçe ve ahırlar sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle beraber çamur ve çöp yığını olan bahçeler kullanılmaz hale geldi. Mesleği coğrafyacı, kaşif ve dağcı olan Tigran Varak, 2012 yılında Ermenistan coğrafyası projesini kurdu ve coğrafi turizmde uğraştı. Ermenistan ve Arsah Cumhuriyetlerinin ünlü ve bilinmeyen dağlarını inceledikten sonra Ermenistan coğrafyası son yıllarda Batı Ermenistan'daki dağları incelemeye başladı. 2014 yılından bu yana Ermeni platosunu inceliyor ve keşfediyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti toprakları dışındaki dağları kastediyoruz. 5-6 gün süreyle Batı Ermenistan'a gidiyoruz. Standart turların coğrafyası nedir? Ani, Kars, Van, Muş, Karin, Erzurum, Bayezid. Çoğunlukla şehirler, bazı tarihi anıtlar. Bir kez gördükten sonra grubumuz bu sayfayı kapattı. Bizi daha çok dağlar ilgilendiriyordu. Hakkında hiçbir bilgimiz olmayan dağları keşfetmeye başladık. Kabaca konuşmak gerekirse dağlarla 100 yıl önce kesilen bağlantıyı yeniden kurduk. Maratuk, Andok, Covasar, Varak, Artos, Nemrut. Bu dağları sadece edebiyatta şarkılarda biliyorduk ama buralara tırmanan bir kişiyi bile tanımıyorduk. Örneğin herkes Varakavank'ı biliyor bir katalogosluk manastırıydı. Krimyan Haylik orada oturuyordu. Ermeniler Varag'ı kutsal bir dağ olarak kabul etti ancak hiçbiri tırmanmadı. İlk tırmanan bizdik. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 25 Nisan saat 11'den itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 81 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda dün bildirilen verilere göre 1596 koronavirüs vakasının kaydedildiğini hatırlatalım. 24 Nisan'da toplam 1677 koronavirüs vakası doğrulandı. Azerbaycan'ın Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında olan kentin en önemli canlı mirası Van kedilerine yeni tip koronavirüs lidlerine karşı titizlikle bakılıyor. Van kedilerinin yeni tip koronavirüs salgınından etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirler uygulanıyor. Yılan ilk yavrularının da dünyaya geldiği merkezde kedilerin kaldığı odalar sürekli dezenfekte ediliyor. Mama kapları ve yatakları her gün düzenli olarak makinelerde 90 derecede yıkanıyor. Maske ve eldiven takan görevlilerce temas kurulmadan beslenmeleri sağlanan kedilerin hijyenik ortamda kalmaları için tüm imkanlar kullanılıyor. İlk kez İsrail'in Petah Tikva şehrinde yerel şehir yetkililerinin izniyle Ermenilere karşı uygulanan soykırımın kutsanmış masum kurbanlarının anısına inşa edilen anıta, anıtın İnşa komitesinin bir grup üyesi 24 Nisan'da çelenk bıraktı. Ermenilere karşı uygulanan soykırımına adanmış haçkarlar var, ancak kudüsün Ermeni mahallesinde veya kiliselerimizin bahçesinde bulunuyorlar. İsrail yetkililerin izniyle bu eski belediye başkanı Isaac Brevama'nın başlattığı ilk ve tek projesiydi. Anıt Ermenistan Cumhuriyeti'nde hazırlandı. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 105. yıl dönümü gününde Ermeni Türk sınırına tarihi anı öğren yerine çok yakın üç renkli bayrağımız ve bir haçkar yerleştirildi. Armin Press tarafından bildirildiğine göre 21 metre yüksekliğe yerleştirilen bayrak 10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindedir yerleştirilen Haçkar ise kutsanmıştır. Sınırın ötesinde açıkça görülebilen bayrak Ermenistan Cumhuriyeti'nin en büyük bayraklarından biridir. Şirak valisi Dikran Bedrosyan kuşkusuz bu çok duygulandırıcı ve sembolik. Bayrak 24 Nisan'ı sembolize ederek doğrudan başkent anının önünde dikildi. Bu da önemli bir fikri özetliyor. Biz hep vardık, varız ve var olacağız. Sınırlarımız ve sınıra yakın yerleşimleri Ermeni ruhuyla doldurulmalı ve daha güçlü olmalı dedi. 82 yaşındaki Artuş Mirzoyan sonunda soykırım anıtı Dizerine Gabert'in tepesine çiçekler bıraktı. Kısıtlamalardan habersiz kara Hunçlu 82 yaşındaki Artuş Mirzoyan her yıl gibi soykırım kurbanlarının anısına saygıda bulunmaya geldi. Birkaç saat bekledikten sonra anıt kompleksine girmesine izin verilmedi. Ancak gece yarısından sonra başbakanın eşi Anna Hagopian, başbakanın talimatları üzerine Artuş Mürzü'ne devlet düzeyinde üzerine Kapert anıtına kadar eşlik edileceğini ve nihayet çiçeklerini Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anısına bırakacağını yazdı ve öyle de oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Larissa Sarkisyan'ın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Ahi Argank adlı eseri sunuyoruz. Altyazı M.K. <Sessizlik> Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.